Mutlu sabahlar ve geçmiş olsun değerli izleyenler. Afyonkarahisar'da bu sabah saatlerinde bir deprem yaşandı. Yeni gün haberlerine bu deprem haberiyle başlıyoruz. Ben Kadir Kaplan. Saat 06.24'te Afyonkarahisar güne depremle uyandı. AFAD'dan gelen ilk bilgilere göre 4,4 büyüklüğünde yaşanan bir deprem Afyonkarahisar'da hissedildi. Özellikle Kanlıca, Ataköy, Harbiş, Eşrefpaşa, Fatih gibi mahallelerde yoğun şekilde hissedildi. Bu deprem 4,4 büyüklüğünde ve yerin sadece 4,6 kilometre altında yaşandı. Deprem Afyonkarahisar'la birlikte çevre şehirlerde de hissedildi. Özellikle yere yakın olması merkeze çok yakın mahallelerde vatandaşları ciddi bir paniğe sürükledi ve birçok kişi 4,4 büyüklüğünden çok daha fazla hissettiklerini, şiddetin 4,4'ün çok üstünde olduğunu ifade ettiler. Ancak şiddet 4,4 olmasına rağmen yerin yakın bir noktasında meydana geldiği için şiddetli hissedildi. Sabah saatlerinde Afyonkarahisar'ı turladım ve mahallelerdeki durumlara baktım. Pek çok vatandaş kendisini sokağa atmış. Kanlıca'da, Uydukent'te, Fatih, Eşrefpaşa'da, Harbiş'te, Ataköy'de vatandaşlar ciddi bir paniğe sevk olmuş ve parklar, boş araziler, alanlar tıklım tıklım dolu. Erenler Mahallesi'nde de yine yoğun bir şekilde hissedilmiş bu deprem ve öğrenci yurtları şu anda boşaltılmış durumda. Bu bilgiyi de paylaşalım. Yine bununla beraber olumsuz bir durumun yaşanmadığına dair haberler geliyor. Gazlı Göl Caddesi'ni izlediniz. Burası Erenler Mahallesi. Her noktadan görüntü almaya çalıştık. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nun önü görüntülere geliyor değerli izleyenler. Pek çok mahallede vatandaşlar kendilerini can havliyle sokağa attılar. Bu görüntülerde Kanlıca'da da yine vatandaşlar sokağa çıktılar. Özellikle Kocatepe Mezarlığı ve sonrasındaki bölge yani Erkmen, Dört Yol Mahallesi, Sadık Bey, Demir Çevre Mahallesi gibi noktalar depremi çok fazla hissetmediler. Ancak Kocatepe Mezarlığı'ndan şehir merkezine doğru ve şehir merkezinden Konya, Ankara istikametine doğru olan mahallelerde deprem şiddetli şekilde hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bir paylaşım var değerli izleyenler. Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarıyla birlikte 112 acil çağrı merkezine gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibarıyla olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramalarıyla 112 acil çağrı merkezine gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibarıyla olumsuz bir durum yoktur ifadelerini kullandı. Acil Durum Koordinasyon Merkezi AFAD bir paylaşım yaptı. O da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Deprem büyüklük 4,4. Yer Merkez Afyonkarahisar, tarih 2024 7. ayın 11'i saat 6.24 ve derinlik 6,99 kilometre. Afyonkarahisar Valiliği'nden de açıklama var değerli izleyenler. Afyonkarahisar Valiliği diyor ki saat 06.30'da Merkez Üssü Ataköy Mahallesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır. Deprem sonrası ilgili tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor Afyonkarahisar Valiliği. Ana depremin ardından Salar ve Sülün kasabalarında da küçük çaplı artçı sarsıntılar meydana geldi ve bazı vatandaşlar ilk depremlerin o depremler olduğunu zannettiler ama ondan önce bir ana deprem yaşanmıştı. Ara ara artçı sarsıntılar devam ediyor. Belki de öğle saatlerine kadar sarsıntılar devam edecek değerli izleyenler. Pek çok vatandaş sokaklarda herhangi bir olumsuz durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi yetkililer tarafından vatandaşlara duyuruldu.
Evet değerli izleyenler, birazdan bir bağlantımız da olacak. O bağlantıda deprem uzmanı Sayın Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden hocamız bize bağlanacak ve depremle ilgili son bilgileri aktaracak. Çağlar Özkaymak hocamız yine belediye başkanımız Sayın Burcu Köksal'ın da telefon bağlantısı yoluyla vatandaşlara seslenmesi, çağrıda bulunması bekleniyor. Son dakika bilgilerini aktardık. Yine vatandaşların gazete3.com.tr sosyal medya hesabına yazdığı bazı yorumlar var. Onlara bakalım. 4.3'ten fazladır. Biz 4.3'leri hiç hissetmemiştik diyor bir vatandaşımız Mahmut Çiğiltepe. Dediğimiz gibi yerin yakın bir noktasında başladığı için deprem şiddetli hissedildi. Bunu paylaşalım. Sayın Burcu Köksal hattımızda sanıyorum. Doğru mu? Evet. Alo. Sayın Köksal, geçmiş olsun, günaydın diyorum. Vatandaşlarımız korkuyla bu sabaha başladılar. Neler hissettiniz? Vatandaşlardan ulaşan olumsuz bir bilgi var mı? Öncelikli olarak hepimize geçmiş olsun. Sabah 6.24'te ilk sarsıntıyla uyandık. Vatandaşlarımız, hemşerilerimiz de hepimizde büyük bir korku oluştu. Arkasından artçı bir sarsıntı daha hissedildi. Herkes ilk sarsıntıdan sonra zaten sokağa çıkmış vaziyetteydi. Şu ana kadar çok şükür hiçbir can kaybımız yok. Ulaşan herhangi bir mal kaybına, hasara ilişkin bir ihbar da yok. Ekiplerimiz sahada, su ve kanalizasyon birimimiz su depolarını kontrol ediyor. Akdiğirmen Barajı'na bir ekip yolladık. Orada herhangi bir hasar var mı yok mu diye. Kanalizasyonla ilgili ekiplerimiz alanda. Birimlerimizin hepsi harekete geçti deprem sonrası. Şu anda da kent meydanında Zafer 03 kafemiz açık. Orada da vatandaşlarımıza çay, sıcak çay, su ve diğer ikramlarda bulunulmaya başlandı. Meydana yine bir kriz masası da, yani her ihtimale karşı oluşturacağız. Şu ana kadar Allah'a şükür olumsuz bir durum yok ama tabii çok büyük bir korku yaşandı. Evet. Hepimiz korktuk. Allah daha büyüğünden korusun diyorum. Amin. Ama belediye olarak bütün önlemlerimizi elimizden gelen en acil şekilde almaya çalıştık. Tabii vatandaşlarımız korkuyor haliyle. Deprem yaşayan bir ülkeyiz. Geçmişte de çok yakın zamanda bir 6 Şubat depremi yaşandı. Bundan dolayı evlerine girmek istemiyorlar. Bu noktada da vatandaşlarımızı anlıyoruz. Şu ana kadar çok şükür bir hasar, herhangi bir şey de yok ama yine de tabii dikkatli olmakta, tedbirli olmakta fayda var. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Burcu Köksal. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet değerli izleyenler, yetkililere ulaşan olumsuz bir durum bilgisi olmadığını da yine tekrar edelim. Gazete 3'ün sosyal medya hesabında, Instagram hesabında yorumlar var demiştik değerli izleyenler. Onlara bakalım hep birlikte. Ataköy merkezli 4,4 büyüklüğünde Sandıklı'dan bilgi paylaşmış bir takipçimiz Raziye Öz. Diyor ki Sandıklı'da iyi sallandı. Hiç bitmeyecek gibi geldi diyor Rabia Hanım. Yine o da Gazete 3 sosyal medya hesabına yazmış. 4,6'dan daha fazlaydı sanki. Nasıl bir sallantıydı? Geçmiş olsun hepimize diyor Ahmet Bey. Dediğimiz gibi yere yakın yaşandığı için şiddetle hissedildi. Bazı evlerde resimler, tablolar, belki televizyonlar yere düştü. Vitrinlerde bulunan tabaklar, bardaklar yere düştü. Onun da bilgisi geldi. Pek çok arkadaşımız da Kanlıca, Ataköy gibi noktalarda yaşadığı için onlardan da bu bilgileri aldık. Uydukent'te beşik gibi sallandık, güven evler sallandı. Allah ümmeti Muhammed'i korusun. Fatih de sağlam sallandı. Depremle uyanmak ne kötüymüş diyor bir takipçimiz. Evet, rejiden bir bilgi geliyor. Bağlantımız mı var? Değerli izleyenler, Çağlar Özkaymak, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden akademisyen Sayın Çağlar Özkaymak bizlerle depreme ilişkin bilgileri paylaşacak. Sayın Özkaymak, geçmiş olsun diyelim, günaydın. Tekrar edelim, geçmiş olsun Sayın Özkaymak.
Bağlantıyı yenilediğimizde tekrar konuşalım. Sayın Çağlar Özkaymak bizlerle olacak birazdan değerli izleyenler. Evet, deprem dedik, ara ara bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Bir haber verelim, sonrasında depremle devam edelim. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun 75. yılı anma etkinliğine katıldı. Erdoğan, etkinliğin ardından Macaristan Başbakanı ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Washington'da konaklayacağı otelin önünde karşılayan Türk vatandaşları sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşlar Erdoğan'ı Türkçe ve İngilizce "Hoş geldiniz" yazılı pankartlar ve Türk bayraklarıyla karşıladı. Erdoğan zirvenin ilk gününde NATO'nun 75. yılı anma etkinliğine katıldı. Programda 2. Dünya Savaşı, NATO'nun kuruluşu, Bosna Savaşı, Kırım'ın ilhakı ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi farklı olaylara ilişkin görüntülerin yer aldığı video gösterildi. Etkinlikte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açılış konuşması yaptı. Anma etkinliğinin ardından Erdoğan, konakladığı otelde Macaristan Başbakanı Orbán'la bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ve Macaristan ikili ilişkileri, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım süreciyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi için barışçıl çabalarını sürdürdüğünü belirtti görüşmede. Ayrıca uluslararası kamuoyunun bu bölgelerde barışın tesisi için gayretlerini artırması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Macaristan'ın dönem başkanlığında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin canlandırılması ve ilişkilerin ilerletilmesi noktasında destek beklediğini de söyledi. Değerli izleyenler, telefon hattımızda Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Sayın Çağlar Özkaymak var. Sayın Özkaymak, geçmiş olsun. Teşekkürler. Afyonumuza geçmiş olsun diyorum ben de. Çok teşekkür ederiz. Sahada olduğunuzu biliyoruz. Herhangi bir olumsuzluk var mı size ulaşan? Bu depremin teknik detaylarını nasıl anlatırsınız? Pek çok vatandaş depremin 4,4 büyüklüğünde olduğuna inanmıyor ve daha şiddetli olduğunu ifade ediyorlar. Bunun bir açıklaması var mı? Evet, bugün sabah 6:24 itibariyle 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu AFAD'ın resmi açıklaması. Büyüklüğün 4,4 olduğunu biliyoruz ama daha şiddetli hissedilmesinin farklı parametreleri var tabii. Bunlar üzerine konuşabiliriz. Deprem Afyon Karayel Merkezi oldukça yakın yerleşim alanına. Ataköy'ün hemen güneyinde, Salar'la Ataköy arasında bir bölgede dış merkezi. Bu bölgede tabii çok sayıda diri fay olduğunu biliyoruz ve bu tip depremlerin meydana gelmesi oldukça normal. Yani bizi şaşırtmıyor bu depremlerin meydana gelmesi. Orta şiddeti depremler Afyonkarahisar'da zaten sıklıkla meydana geliyor. Son 100 yıl içerisine baktığımızda çok sayıda böyle depremler var irili ufaklı. Ama şunu da biliyoruz ki biz bölgede daha da büyük, daha yıkıcı deprem öğretme potansiyeli olan diri faylar da var. O yüzden bunlara karşı hazırlıklı olmamız da gerekiyor. Yani panik yapmaya şu an herhangi bir paniğe gerek yok. Bu tip depremlerin olması normal, tekrar ediyorum. Ama bölgemizde hani olacak anlamında söylemiyorum ama böyle bir potansiyelimiz de var. Hazırlıklı olmamız gerekiyor. Tabii depremin bu kadar şiddetli hissedilmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi sığ bir deprem. Yine AFAD'ın açıkladığı verilere baktığımızda yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana gelmiş. Oldukça sığ olarak düşünebiliriz bu depremi. Ve özellikle Afyonkarahisar merkezin büyük bir bölümü Ataköy'ün güneyine doğru, kuzeyine doğru geldiğimizde genelde alüvyal zemin üzerinde yerleşim alanları seçilmiş. Yani altımız kayalık değil bazı bölgelerde. Kayalık olmayan, yani zemini olmayan alanlar, tabii yerleşimdeki insanlar bu depremi daha fazla, daha şiddetli hissediyor. Deprem dalgaları çünkü ovalık alanda çok daha büyük dalgalar salınım yaparak ilerliyor. Bu kadar şiddetli hissedilmesinin sebebi bu. Bununla beraber şunu da söyleyebiliriz. Bölgede işte az önce de bahsettiğim gibi Işıklar Fay Zonu gibi, Çobanlar Fay Zonu gibi çok kırıklı bir yapı var. Hatta Işıklar Fay Zonu Salar'ı
geçtikten sonra Halim Oğuzlar'dan batıya doğru gelip Ataköy güneyine doğru girdiğinde çatallanarak birçok kola ayrılıyor. Çok kırıklı bir yapı var bölgede. Biz daha önceki konuşmalarımızda da zaten bu bölgeye dikkat çekmiştik. Bizim GNSS çalışmalarıyla da, yani GPS uydudan uydu verileriyle de biz bölgeyi uzun yıllardan beri takip ediyoruz. Daha önce de konuştuğumuz gibi aslında bu bölge, Salar ve civarındaki bölge, bizim yaptığımız çalışmalara göre salınımın, gerilimin en fazla olduğu alanlar. Yani Afyonkarahisar bölgesinde. Özellikle 1921 yılında Akşehir'in hemen doğusunda Argıtan'dan başlayan bir deprem aktivitesi meydana gelmişti. Daha sonra 1946'da Akşehir, 2000 yılında Akşehir ile Sultan Dağı arası ve 2003 yıllarında da Çay depremleri meydana gelmişti. Hatırlarsınız 6.3, 6 büyüklüklerinde. Ve bu depremlerin zaman ve mekanına baktığımızda bu depremlerin doğudan batıya doğru, yani Akşehir'den Afyonkarahisar merkeze doğru bir hareket, bir göç olduğunu söylemiştik. Ve bu bölgeye özellikle ışıklar Afyonkarahisar Banaz arasındaki bölgede bir gerilim birikmesinin meydana geldiğini ifade etmiştik daha önceki çalışmalarımızda da. Bu devam ediyor günümüzde de zaten. Evet Sayın Özkaymak, teşekkür ediyoruz. Vatandaşlara her an deprem olabilecekmiş gibi hazır olmaları gerektiğini hatırlattınız. Evet, biz Afyon bugün olmayabilir, yarın veya 3 ay sonra, 1 yıl sonra yine bir deprem yaşayabiliriz. Evet, yani Afyonkarahisar Türkiye'de en fazla diri faya sahip ilk 5 il arasında. Yani biz bu depremlerle, bu faylarla beraber yaşıyoruz. Burada önemli olan nokta, yerel yönetimlerimizin 2020 yılında hazırladığımız İl Afet Risk Azaltma Planı'nda öncelikli eylem planları var. Bu eylem planlarını bir an önce hayata geçirmemiz gerekiyor. Afet'e dirençli bir Afyonkarahisar, yani bir büyük deprem meydana geldiği zaman gelecekte biz buna hazır olabilmemiz için özellikle yerel yönetimlerin burada yapması gereken bazı çalışmalar var. Eylem planları var. Kırmızı olarak belirlenen eylem planları var. Bunların bir an önce hayata geçirmesi gerekiyor. Bu depremler aslında bize bunları hatırlatıyor. Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Özkaymak. Tekrar geçmiş olsun hepimize. Ben teşekkür ederim. Geçmiş olsun diyorum. İyi yayınlar. Değerli izleyenler, İlginaz Akpınar isimli bir izleyicimiz mesaj göndermiş. Deprem sonrası benzinliklerde uzun kuyruklar var. Birazdan o görüntüyü de sizlerle paylaşacağız. Teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımıza herhangi bir olumsuz durum olması halinde 112'ye bildirmelerine dair hatırlatmayı tekrar yapalım. Sizin mahallenizde ne yaşandı? Erenler Mahallesi'nde, Dumlupınar'da, Cumhuriyet Mahallesi'nde ne yaşandı? Karaman'da ne yaşandı? Gazete 3 sosyal medya hesabındaki paylaşımların, deprem paylaşımlarının altına yorum yaparsanız bunları da yayında paylaşacağız değerli izleyenler. Evet, pek çok noktada hissedildiğine dair vatandaşlar yazıyor. Güvenevler, Fatih, Değirmen, Ayvalı kasabası çok kötü sallandı. Bolvadin, Taşağal da sallandı. AFAD merkezinden canlı yayın yapacağız. Doğru mu Sayın Yönetmenim? Birazdan AFAD merkezinden canlı yayın yapacağız değerli izleyenler. Bolvadin, Taşağal, İsçehisar, Afyonkarahisar, Ataköy, Salar, Sülün bir izleyicimiz demiş. Bir izleyicimiz Kocatepe mezarlığından sonra pek hissedilmemiş şeklinde bilgi paylaşmış. Depremle uyanmak kötüymüş diyor vatandaşlarımız. Geçmiş olsun diyelim tekrar depreme ilişkin tüm bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Şu anda pek çok vatandaşımız sokaklarda, parklarda, deprem toplanma alanlarında bu depremler biraz da deprem gerçeğini hatırlatarak insanları tedbirli olmaya sevk ediyor. Devam edelim, bir haber girelim. Yine deprem gündemiyle devam edeceğiz. Kök maaşı 8 bin liradan düşük olan yaklaşık 4 milyon emekli Temmuz zammından faydalanamadı. Toplumun her kesiminden gelen tepkilerin ardından AK Parti konuya ilişkin adım attı. Kulislerde en düşük emekli maaşının ne kadar olacağına yönelik görüşme yapılacağı belirtiliyor. 6 ayla
Aylık enflasyon oranı belli oldu. Emeklilerin alacağı zam %24,73. Ancak zam kök maaşa yapıldığı için 8 bin lira altında kök maaşı olanlar zam alamadı. En düşük emekli aylığı alan 10 bin lira almaya devam edecek. Bu kapsamda AK Parti yeni bir düzenleme hazırlığında. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş önümüzdeki günlerde toplantı yaparak emeklilerin durumunu görüşecek. Emeklilerin seyyanen zam talebi var. Ancak AK Partili kurmaylar seyyanen zamma kapıyı kapattı. En düşük emekli aylığının yukarıya çekilmesi gündeme geldi. Temmuz ayının sonuna kadar çalışılacak emeklilere ilişkin yeni düzenlemenin de meclis kapanmadan hayata geçirilmesi bekleniyor. 10 bin lira olan en düşük emekli aylığının 12 bin liraya çıkarılacağı iddiası vardı. AK Partili isimler çalışma devam ediyor, rakam net değil dedi. AK Parti'nin kapalı grup toplantısında kanun teklifleri ele alındı. Sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemenin Cuma günü meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Sokak hayvanları barınaklarda toplanacak, sahiplendirilmeyen köpeklere ötenazi uygulanacağını söyleyen AK Partili kurmaylar, ötenaziyi belediyelerin uygulaması gerektiği ifade edilirken bunu uygulamayan belediyelere de ceza verilebileceği belirtildi. Deprem gündemine devam edeceğiz birazdan. 4,4 büyüklüğünde AFAD'ın açıklamasına göre bir deprem yaşandı. Değerli izleyenler, Kandilli Rasathanesi depremin bilgilerini paylaştı. Saat 06.24'te yaşandı bu deprem. Afyonkarahisar Ataköy Mahallesi merkezli olmak üzere. Daha sonrasında artçılar yaşandı, yaşanmaya devam ediyor. O bilgileri de paylaşalım sevgili izleyenler. 4,4 merkez Afyonkarahisar'da yaşandıktan sonra 3,5 yaşandı. Hemen 6 dakika sonrasında, yani 06.30'da. Sonrasında yine merkez Afyonkarahisar'da 0,9, yine merkez Afyonkarahisar'da 1,2 ve yine merkez Afyonkarahisar'da sonuncusu 7,56'da 2,4 büyüklüğünde olmak üzere artçılar yaşandı. İrili ufaklı artçı sarsıntılar devam ediyor. Haberle devam edelim. Dikkat çeken düşüşe çare arıyor AK Parti. Bu düşüş doğum artış hızındaki düşüş. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hazırladığı destek paketinin ardından AK Parti kadın kolları da parti yönetimine bir öneri paketi sundu. Buna göre 3 çocuklu ailelere 17 bin lira bakım desteği verilmesi gündemde. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 yılı doğum istatistikleri endişe vericidir. Bu, açık söylüyorum, Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de doğurganlık hızının rekor seviyeye gerilemesini geçtiğimiz aylarda böyle değerlendirmişti. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı doğum istatistiklerine göre kaba doğum hızı son 23 yılda neredeyse yarılandı. 2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızı 2023 yılında 1,51'e geriledi. AK Parti'nin daha önceki Merkez Yürütme Kurulu toplantısında da gündeme gelen doğum hızı konusu önceki gün yapılan toplantıda da ele alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın doğumu teşvik etmek için hazırladığı destek paketinin ardından bu sefer de AK Parti kadın kolları devreye girdi. Bir gazetede yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu toplantısında AK Parti kadın kolları başkanı Ayşe Keşir, Türkiye'nin nüfus dinamikleri ve doğurganlık haritası üzerine bir sunum yaptı. Doğum oranını arttırmak amacıyla ailelere vergi indirimleri ve bakım desteği ücreti verilmesi gibi öneriler getirildi. AK Parti yöneticilerine sunulan öneriler arasında 3 çocuklu ailelere 17 bin lira bakım desteği verilmesi, tüp bebek tedavisinde devlet desteği için öngörülen yaş sınırının 40'tan 45'e yükseltilmesi, doğum izninden sonra annelere çocuklarının ilkokula başlamasına kadar kısmi süreli çalışma hakkı getirilmesi, yeni doğan çocuklar için 2 yıl süreyle bez ve mama yardımı yapılması, 2 ve üstü çocuğu olan ailelere araç ve konut alımı başta olmak üzere kademeli olarak vergi indirimleri sağlanması gibi maddeler yer alıyor.
Evet değerli izleyenler, bir izleyicimiz, bir vatandaşımız paylaşımda bulunmuş bizlerle. İlginaz Akpınar isimli izleyicimiz benzin kuyrukları oluştuğunu benzinliklerde bizlerle paylaşmış. Hemen LED ekranlarımızda görebileceksiniz. Sevgili izleyenler, benzin istasyonlarında ciddi benzin kuyruklarını bizlerle paylaşmış değerli izleyicimiz. Yine sizlerde yaşanan olumsuz bir durum varsa, herhangi bir gelişme varsa veya bulunduğunuz noktalarda bir problem varsa bunları Gazete 3 sosyal medya hesabına mesaj yoluyla gönderebilirsiniz. Veya yaşadığınız durumu, korkuyu Gazete 3 sosyal medya hesabındaki deprem paylaşımlarının altına yorum olarak yazabilirsiniz. Vatandaşlarımızdan gelen yorumlardan bazılarını okuyalım. Semra Nur Türkener, Allah muhafaza eylesin demiş. Nesrin Evren Karaca, geçmiş olsun, Allah beterinden korusun demiş. Medo'nun günlükleri, Rabbim herkesi korusun, artçılar oluyor demiş. Esmer Mehmet Ali Esmer, geçmiş olsun Afyon'um demiş. Rabbim beterinden korusun diyor bir diğer izleyicimiz Burhan Çelebi. Varsa başkaca yorumlar, bir durum, neler yaşadınız, yaşadığınız korku, panik, o anları bizlerle paylaşabilirsiniz Gazete 3 sosyal medya hesabında. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Sadık Babür Girgin ile konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bir dizi ziyaret için Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gitti. Özel burada Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret etti. Daha sonra Büyükelçi Sadık Babür Girgin ile görüştü. Özel'e ziyaretinde CHP heyeti de eşlik etti. Görüşmenin ardından Özel ve Büyükelçi Girgin birbirlerine hediye takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Suriye'ye gidecek. Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Şam'ın CHP ziyaretine sıcak baktığını belirterek, görüşme niyetimize ilişkin, bu konuların çözümüne ilişkin niyet ifadesi karşılık buldu dedi. Siyasette son günlerde muhalefet Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la görüşme çağrısı yapıyor. Mevcut hükümetten beklentimiz yanlışta ısrarcı olmamaları ve Esad'la görüşmede somut bir eylem planı ortaya çıkarmalarıdır. Bu çağrıya iktidar da olumlu yaklaşıyor. Sayın Esad'la biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Ve Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi de bir derdimiz asla yok. Esad'la görüşmede ilk adımı muhalefetin mi, iktidarın mı atacağı da tartışma konusu olmuştu. Bu konuda ilk açıklama Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'yi ziyaret edecek ve Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la görüşecek. Görüşme niyetine ilişkin, bu konuların çözümüne ilişkin niyet ifadesi karşılık buldu. Bundan sonraki kısım sadece şartların olgunlaşması, yani nerede görüşme yapılacak, hangi tarihte yapılacak, bunlar konuşulacak. Ama biz niyet olarak bir an önce bu görüşme isteğimizi ifade ettik. Şam'dan da bu isteğe olumlu cevap geldi. Şartların oluştuğu anda bu görüşme gerçekleşecekti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu son 7 ayda 218 kadın cinayeti işlendiğini hatırlatarak, mevcut koruma kararlarını kaldırmaya çalışan zihniyet bu cinayetlerin ortağıdır. Artık yeter, kadınlarımızın üzerinden ellerinizi çekin dedi. Az kaldı. Bu kabus da 20 sene önce başladığı yerde bitecektir. Ve bunlar da geldikleri gibi gideceklerdir. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu partisinin meclisteki grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu'nun gündeminde 9. yargı paketi, kadın cinayetleri ve Milli Eğitim Bakanı vardı. 9. yargı paketine eleştiren Dervişoğlu yeni bir verginin hayata geçeceğine işaret etti. Saray beyleri, bu paket sizin ekonomik çöküşünüzü de gözler önünde seriyor. Yalanlarınızı
kanun maddesi haline getiriyor. Hakaret suçunu uzlaştırma kapsamından çıkarıp ön ödeme kapsamına alıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Vatandaş yediği hakaretle kalacak, parayı da devlet alacak. Sevgili trollerimiz artık Vergimatik Mehmet'in havuzunda kalacak, bir vergi oluşacak. Bu da bir nevi sövme vergisi olarak tarihimize geçecek. Dervişoğlu kadın cinayetlerini ele alarak hükümetin caydırıcı cezalar vermediğine vurgu yaptı. Son 7 ayda 218 kadın cinayeti işlendi. Şiddetten kaçan birçok kadın çantasındaki koruma kararı ile can verdi. Caydırıcı olmayan cezalarla günü geçiştiren, ciddi hiçbir tedbir almayan, mevcut koruma tedbirlerini bile kaldırmaya teşebbüs eden zihniyet bu cinayetlerin ortağıdır. Artık yeter, kadınlarımızın üzerinden ellerinizi çekin. Garabetlerinizden ve aymazlıklarınızdan yorulduk artık. Defolun gidin, millet de kurtulsun, kadınlar da kurtulsun. Dervişoğlu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i de eleştirdi. Kendisinin tüm kariyeri boyunca tarikat, cemaat ve onlara bağlı vakıflar arasında elbette kendi vakfını da unutmadan ballı ihale ve fiyakalı makam dengesini kurmak dışında ve sarayın gönlünü hoş etmek dışında hiçbir derdi olmadığını biliyoruz. Bir Milli Eğitim Bakanı değil, genç fidanlarımızı eğip bükme bakanı olduğunu biliyoruz. Tekrar hatırlatalım, Afyonkarahisar güne depremle uyandı. 06.24'te 4,4 büyüklüğünde ve yere yakın bir noktada bir sarsıntı yaşandı değerli izleyenler. Afyonkarahisar'da pek çok mahalle sallandı. Bir kullanıcı, bir takipçimiz Eren Kalaycı, Selçuklu Mahallesi de çok sallandı demiş. Yorumlarınızı okumaya devam edeceğiz. Değerli izleyenler, Afyonkarahisar İl AFAD Müdürü Atilla Altınbulak canlı yayında konuğumuz olacak. Muhabir arkadaşımız Şerafettin Kazak Altınbulak'ın yanında ve AFAD merkezinde neler oluyor, oraya gelen olumlu ya da olumsuz bir bilgi var mı, bunları bizlerle paylaşacak. Günaydın Şerafettin, geçmiş olsun diyelim, sözü tamamen size bırakıyorum. Evet sevgili Kadir Kaplan, iyi yayınlar diliyorum. Afyonkarahisar bu sabah sallantılı bir günle başladı. İlk deprem 4.4 ile, İkinci deprem ise 3.3 ile sallandı. Ama fazlasıyla sallandı. Çünkü yerin yüksekliğinde, yakınında meydana geldiği için sallandı ve vatandaşlar korktu. Dışarıya çıktı. Şimdi ise AFAD İl Müdürlüğü'ndeyiz. AFAD İl Müdürü Afyonkarahisar Atilla Altınbulak ile beraberiz. Durum değerlendirmesi yapacağız onunla birlikte. Evet Atilla Bey. Afyonkarahisar sallantılı bir günle başladı. Bununla ilgili durum değerlendirmesi yapabilir miyiz? Evet, bugün sabah saat 6.30 itibariyle ilimizin merkezinde AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre 4.4 büyüklüğünde, yerin 6.9 kilometre altında kısa süreli bir depremle güne başladık. Akabinde 4 dakika sonra gene Afyon merkezli 3.5 büyüklüğünde, gene derinliği yaklaşık 6.5 kilometre yerin altında olan ikinci bir deprem meydana geldi. Akabinde hemen 112 çağrı merkezi üzerinden ve AFAD İl Müdürlüğü olarak ekiplerimiz üzerinden emniyet ve jandarma ekiplerimiz, belediye başkanlarımız, kaymakamlıklarımızla alan taramasına başladık. Çok şükür kısa süreli de devam eden bu iki depremde de ilimizde kayda değer herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar rastlanmadı. Biz vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Tabii bu tarz depremler Türkiye'mizin, ülkemizin her tarafında oluyor. İlimizde de belli aralıklarla bunun olması doğal. Vatandaşlarımızın beklentimiz deprem öncesinde deprem anı için yapılması gereken konularda bilgilenerek olası durumda da aldıkları bu ülke içerisinde hareket etmeleri. Tekrar herkes, bütün şehrimize, halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Peki müdürüm, herhangi bir risk içeriyor mu? Vatandaşlar korkuyor, korkmalı mı? Herhangi bir şey olur mu, tekrardan yaşanır mı?
Bunu tedbirli olmalı diye düşünüyoruz. Çünkü dediğimiz gibi deprem günümüzün gerçeği, yaşamımızın bir parçası. Önemli olan bunun farkında olmak, buna yönelik tedbirli olmak, olduğu durumda da ne şekilde hareket edeceğimiz konusunda bir planlamamızın olması. Teşekkür ederiz müdürüm. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet Kadir Kaplan, durum bu şekilde. Tekrardan Afyonkarahisarlı vatandaşlara geçmiş olsun diliyorum. Tekrar sözü stüdyoya bırakıyorum. Ederiz. Tekrar hepimize geçmiş olsun. Haberle devam edelim. İyi Parti Afyonkarahisar'da kampa giriyor. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, kurmayları ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleşecek toplantı cumartesi günü başlayacak. İyi Parti Afyonkarahisar'da kampa giriyor. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kurmayları ve milletvekillerinin katılımlarıyla kamp bu otelde gerçekleşecek. Cuma günü Isparta'dan Afyonkarahisar'a hareket edecek olan İyi Partililer bu otele gelecekler ve cumartesi günü de toplantı start alacak. Açılış konuşmalarının ardından basına kapalı gerçekleştirilecek değerlendirme toplantısı, İYİ Partililerin pazar günü Uzun Çarşı'da esnaf ziyaretiyle son bulacak. İYİ Parti heyetinin Çay ilçesinde gerçekleştirilecek olan Vişne Festivali'ne de katılması bekleniyor. Kamuda tasarruf tedbirlerini içeren düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Komisyonda Türk Standartları Enstitüsü'nden BOTAŞ'a, kamu bankalarına sermaye desteğinden Gelir İdaresi Başkanlığı personeline kadar birçok kalem değerlendirilecek. Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifiyle kamu harcamalarında verimlilik ve kontrol sağlanması hedefleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanan kanun teklifi, Türk Standartları Enstitüsü'ne yatırımlar için bütçeden kaynak tahsisini içeriyor. Ayrıca Sanayi Bakanlığı ile yabancı yatırımcılar arasında imzalanan sözleşmelerde damga vergisi istisnası yatırım tutarına göre de hesaplanacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle BOTAŞ'ın borcu görevlendirme bedeli alacağına göre mahsup edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın BOTAŞ'a olan 232,6 milyar lira tutarındaki borcu 51,3 milyar liraya düşürülecek. Sermaye yeterliliği, kritik düzeyin altına düşen bankaların sermayelerini güçlendirecek minimum tutar belirlenerek ihraç tutarı sınırlanacak. Gelir İdaresi Başkanlığı ile ilgili yapılan düzenlemeler kapsamında gelir uzmanları ve gelir uzman yardımcılarının görev sorumluluklarına yönelik mevzuattaki boşluklar giderilecek. Komisyonda ayrıca Özelleştirme İdaresi Başkanlığı aracılığıyla satışı yapılan kurum ve kuruluşlardan elde edilen gelirlerin kaydedilmesine yönelik düzenleme de ele alınacak. Değerli izleyenler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Afyonkarahisar Valiliğinden depreme ilişkin açıklamalar var. Hemen paylaşalım. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramalarıyla 112 acil çağrı merkezine gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibariyle olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun diyor İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Afyonkarahisar Valiliği'nden de bir açıklama var. Saat 06.30'da merkez üssü Ataköy Mahallesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır. Deprem sonrası ilgili tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor Afyonkarahisar Valiliği. Vatandaşlarımızdan bilgiler ve yorumlar geliyor. Eda Tepeli, Allah'ım sen koru, ya Rabbim çok kötü sallandık demiş. Gazete 3 sosyal medya hesabındaki paylaşımlara gelen yorumları sizlerle paylaşıyoruz. 6 yıldır tutuklu bulunan Adnan Oktar hakkında verilen 6.658 yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Böylece Adnan Oktar'ın cezası kesinleşmiş oldu.
Osman Bey neden gözaltına alındı? İngiliz Deniz Devleti'nin oyunu. Şöyle bir açalım. Tamam. Beyler açalım. Hakkınızdaki suçlamalar... Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin 2022 yılında 215 sanık hakkında verdiği ve istinaf mahkemesi tarafından da onanan kararlara yapılan temyiz başvurularını inceledi. Yargıtay 73'ü tutuklu 215 sanık hakkında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen kararı yerinde buldu. 550 sayfalık gerekçeli kararla Adnan Oktar hakkında verilen 8658 yıl hapis cezası dahil örgüt üyeleri hakkında verilen hükümler kesinleşmiş oldu. Örgüt üyeleri cinsel istismar, kasten öldürmeye teşebbüs, eziyet, eğitim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, kişisel verilerin izinsiz kaydedilmesi gibi suçlardan cezalandırılmıştı. YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerinde ikinci öğretim programlarının kapatıldığını duyurdu. Özvar, vakıf üniversitelerinde de aynı programın uygulanması temin edilecek dedi. Yükseköğretim Kurulu YÖK Başkanı Özvar, devlet üniversitelerindeki kontenjan ve ikinci öğretim programlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklama YÖK'ün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Özvar açıklamasında, bu dönem üniversitelerimizdeki en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur dedi. İkinci öğretim yalnızca devlet üniversiteleriyle de sınırlı kalmayacak. Özvar, vakıf üniversitelerinde ikinci öğretim programlarının istihdama duyarlı programlara dönüştürülmesi temin edilecektir. Vakıf üniversiteleri de gelecek yıla yönelik planlamalarını buna göre yapmalarını bekliyoruz ifadelerini kullandı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar açıklamasında kontenjanlara ilişkin yeni kararları da paylaştı. Gelecek dönem için belirledikleri vizyonun önemli başlıklarından birini de istihdama duyarlılığın oluşturduğunu kaydeden Özvar, istihdamla bağı azalan programların kontenjanlarını kademeli olarak azaltıyoruz dedi. Özvar, kontenjanlarda ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda yeni düzenlemeler yapıldığını da aktardı. Bu kapsamda öğretim elemanları sayısı, derslik ve benzeri kapasite dikkate alınarak düşürülme yoluna gidildiğini kaydetti. Dün Malatya'da da 12 saat arayla iki deprem oldu. 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde meydana gelen sarsıntılarla deprem bölgede kendisini tekrar hatırlattı. Aman yarabbim, aman yarabbim. Çok şiddetliydi. Çok şiddetliydi. İlk deprem Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün gece saat 12.41'de gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü. Sarsıntı 7.69 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Bugün öğle saatlerinde ise Malatya'da ikinci bir deprem daha oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü yine Yeşilyurt olarak gösterildi. Deprem 14,27 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremler Malatya'nın yanı sıra başta Elazığ olmak üzere çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Bir yerel televizyon sunucusu son depreme canlı yayın sırasında yakalandı. Sunucunun yaşadığı panik anı dikkat çekti. Çok şiddetliydi. Çok şiddetliydi. Hala sallıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Yeşilyurt'taki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan 3 ihbarın incelendiğini ve olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi. Güvencesiz çalışma koşulları ve dikkatsizlik gibi nedenlerle meydana gelen iş kazalarında can kayıpları her geçen gün artıyor. Son 24 saat içinde iş kazaları nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'nin iş kazası karnesi kabarık. Kısa adı İSİG olan İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği Meclisi'ne göre yılın ilk 5 ayında en az 738 işçi, yani günde 5 kişi iş kazalarında yaşamını yitirdi. Mağdur olalım değil mi? Son 24 saat içinde yurdun birçok şehrinde iş kazaları meydana geldi. İstanbul Avcılar, Firuzköy mahallesinde bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü'nde şantiye alanında meydana gelen kazada kafasına demir saplanan işçi hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçtiğimiz gün bir fabrikanın çatısından düşen 38 yaşındaki işçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Adana'da bir inşaatın 6. katında sıva yaparken dengesini kaybedip düşen işçi hayatını kaybetti. Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Kuru Ayşe köyünde meydana gelen iş kazasında bir işçi elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. 47 yaşındaki işçi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbul'un tarihi semtlerinden Fatih'te geleneksel baharatların satıldığı bir dükkanın yük asansöründe arıza oldu. Yabancı uyruklu bir işçi asansöre sıkışarak hayatını kaybetti. Yine İstanbul'da geçtiğimiz gün yaşanan iş kazasında da bir işçi öldü. Kadıköy'de 9 katlı bir binanın en üst katından eşya taşırken yük taşıma asansörü bozuldu. Asansörde bulunan işçi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti. Türkiye'de Avrupa'dan yaklaşık 10 kat fazla ölümlü iş kazası yaşanırken uzmanlar bu oranı azaltmak için alınması gereken önlemler konusunda uyarıyor. Tüm iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri uygulanmasının zorunlu tutulması, kişisel koruyucu donanımlar kullanılması, iş güvenliği eğitimleri verilmesi belli başlı önlemler arasında. Değerli izleyenler, reklama gidiyoruz. Saat başında yeniden karşınızda olacağız. Yeniden günaydın değerli izleyenler. Afyonkarahisar'da saat 06.24'te yaşanan 4,4 büyüklüğündeki depremin etkileri devam ediyor. Zaman zaman artçı sarsıntılar da yaşanıyor. İlk bölümde buna ilişkin detayları paylaştık. Görüntüler geliyor. Güvenlik kamerası görüntüleri geliyor. Bunları da sizlerle paylaşacağız. İlk bölümde Çağlar Özkaymak hocamız bizlerle birlikteydi. Yine AFAD İl Başkanımız da bağlandı ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Sayın Burcu Köksal da bizlere bağlanarak son durumu ve acil bir kriz masası kurulduğu bilgisini paylaştı. İkinci bölümde de detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Gazete 3'te ikinci bölüme başlayacağız. Gazeteler turunda ilk gazetemiz Gazete 3, değişimin öncüsü. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, yüzme havuzu acil iş mi diye sormuş. Başkan Burcu Köksal, AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin'in açıklamalarına önce baro başkanlığından istifa etsin, Uydukent kanalizasyonu dururken yüzme havuzu acil iş olarak gösterilip ihale edilmiş. Hangisi acil, kamuoyunun takdirine bırakıyorum dedi. Başkan Burcu Köksal göreve gelişinin ardından geçen 100 günü basın mensuplarına değerlendirdi. Akşamında da Mega Siyaset programında Selcan Dilekçöygün'ün sorularını yanıtladı. O programı da YouTube'dan izleyebilirsiniz. Çay'da festivali heyecanı, İyi Parti İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu ve Çay Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu bir araya geldi. Bir festival düzenlenecek ki Cengiz Kurtoğlu'nun da bu festivalde sahne alacağını belirtelim. Çay Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından detaylarına ulaşılabilir. Arslan'dan TTB'ye Bozkurt tepkisi. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, Bozkurt işareti yaparak UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezayı protesto eden doktorlar fotoğrafına Türk Tabipler Birliği'nin yaptığı karşıt açıklamayı eleştirdi. Ve terör örgütüne destek verenlerin Bozkurt işaretini eleştirmesi amacı dışında bu derneğin kullanıldığının göstergesidir demiş Hasan Arslan. Türk Tabipler Birliği'nin başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah kullandığı iftirasını attı. HDP'lilerle çok yakın ve çok samimi, Türkiye'nin aleyhinde olan ne varsa, nerede ne olursa onların içerisinde yer almayı kendisine görev addedilmiş. Uğur Mumcu suikastında sanıkların
bazı delilleri değiştirerek sanıkların az ceza alması ya da serbest kalmasına dair yardımcı olduğuna ilişkin iddialar da var. Şebnem Korur Fincancı hakkında bir başka iddia, biraz önce Adnan Oktar'la ilgili bir haber paylaşmıştık. Adnan Oktar'ın örgütünün içerisinde yer alan bazı kişilerin verdiği ifadeler sonrasında onlara işkence yapıldığına dair rapor vermiş ve ifadelerin geçersiz sayılmasını sağlamış ki o raporu da fotoğraflara bakarak ve yıllar sonra vermiş. Bu da kendisinin itiraf ettiği konulardan birisi. Yani bir kişinin işkence gördüğünü yıllar sonra anlayabiliyor ve o kişinin bazı fotoğraflarından bunu tespit edebilecek kadar büyük sözde, tırnak içerisinde büyük bir doktor kendisi. Hürriyet gazetesindeyiz. Tarihi salonda 1952 imzası, NATO'nun 75. yıl zirvesi, 1949 yılında ilk anlaşmanın imzalandığı Washington'daki Andrew Mellon salonunda toplandı. Dev ekrana Celal Bayar'ın 1952'de attığı üyelik imzası da yansıtıldı. ABD kefalete hayır dedi. ABD'de yargılaması süren ve halen tutuklu olan Timur Cihan Timur'un kefaletle serbest kalmak için yaptığı başvuru reddedildi. Sözcü gazetesindeyiz. Açlık sınırının altında kalan milyonlar kan ağlıyor, ekonomi uçuyor, millet sürünüyor. İktidar ekonomide göstergeler iyi diyor ama vatandaşın hali öyle demiyor. Sosyal yardım alan hane sayısı bu yılın ilk 5 ayında 4 milyon 278 bine çıktı. Liyakat tam gaz sürüyor. AKP'li eski belediye başkanı vali yapıldı. 5 şehire yeni vali atandı. Diyarbakır Valiliği görevine atanan Murat Zorluoğlu 2019'da AKP'den Trabzon Belediye Başkan adayıydı. Fanatik gazetesindeyiz değerli izleyenler. İmmobile bonservisini al gel. Beşiktaş 34 yaşındaki forvetle 2 yıllık anlaşma sağladı. Siyah beyazlılar bombayı patlatmak için Ciro Immobile'nin Lazio bonservisini almasını, Lazio'dan bonservisini almasını bekliyor. Bunun gerçekleşmesi halinde İtalyan yıldız 5 milyon euro maaş ve bonus karşılığında kara kartala imza atacak. 20 milyon euro Semih'e yetmez demiş Beşiktaş. Gündem son kez Cigot. Trabzonspor Abdullah Avcı'nın stoperde bir numaralı tercihi olan Fransız yıldız için son bir atak daha yapacak. Marsilya ile çoktan anlaşıldı. Suudi Arabistan'dan gelen teklif nedeniyle kafası karışan ve bir türlü karar veremeyen Cigo'ya cevap için son şans tanınacak. Doğru transferlerle taraftarları mutlu edeceğiz. Okan Buruk merakla beklenen transferlerle ilgili açıklama yaptı. Sarı kırmızılı futbol severlere seslendi. En çok istediğimiz oyuncuları almaya çalışıyoruz. Başkanımız da kimi istiyorsanız gidin alın diyor. Aslan'da gözler Due'de, sarı kırmızılılar Ren'den sağ bek oyuncusu Guela Due için uzun süredir çaba sarf ediyor. Maxim'in Fenerbahçe'de, Jose Mourinho devreye girdi. Fransız yıldız maaşını 11,7 milyon eurodan 7 milyon euroya indirdi ve yönetimde El Ahli ile yürüttüğü sıkı pazarlığı mutlu sonla noktaladı. Fenerbahçe'nin bir yıllığına kiralayacağı Sen Maxim'in kısa süre içinde imza için İstanbul'a gelecek. Juve'nin ferdi teklifi McKennie artı 15 milyon euro. Ferdi Kadıoğlu savaşında Brighton'ın 25 milyon euroluk teklifinin ardından ikinci adım İtalyan devinden geliyor. Juventus, milli yıldız için sarı lacivertlere Weston McKennie ile birlikte 15 milyon euro önererek bu transferi bitirmek istiyor. Ve İngiltere finalde, yarı finalde Hollanda'yı 2-1 deviren İngiltere, finalde İspanya'nın rakibi oldu. Evet değerli izleyenler, İngiltere finalde, yarı finalde Hollanda'yı 2-1 deviren İngiltere finalde İspanya'nın rakibi oldu. Bakalım maçın detaylarında neler var. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finalin adı bugün belli olacak. İngiltere Hollanda'yı 90+1'de yıktı, finale yükseldi.
Euro 2024'te ikinci finalist Hollanda-İngiltere maçıyla belli oldu. Hollanda'nın 7. dakikada öne geçtiği maçın 90+1. Dakikasında üstünlük golünü atan İngiltere finale yükselen taraf oldu. Euro 2024 yarı final karşılaşmasında Hollanda ile karşılaşan İngiltere geriye düştüğü maçın 90+1. Dakikasında bulduğu golle 2-1 kazanarak finale yükselen taraf oldu. Hollanda, Xavi Simons'un füzesiyle öne geçtiği maçta üstünlüğünü uzun süre koruyamadı. İngiltere, Harry Kane'in penaltı golüyle skoru 1-1'e getirdi. İkinci yarı uzun süre durgun geçen maçın son anlarında Harry Kane'in yerine oyuna giren Ollie Watkins, 90+1'de İngiltere'yi finale taşıyan golü attı. İngiltere 14 Temmuz'da Berlin'de oynanacak final müsabakasında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Bölgeden gazetelerle devam ediyoruz. Uşak Haber'e bakacağız. Maaş artışları enflasyonun altında kaldı. Türk Sağlık Sen Uşak Şube Başkanı Mehmet Özkuk, memur ve memur emekli maaş artışları enflasyonun altında kaldı. Orada bir kayıp var. Emeklilerde daha büyük bir kayıp var. Şu anda en düşük memur maaşı tahmin ediyorum 40 bin lira civarına gelmişti. 40 bin lira civarındaydı. Bir bütçe var. O bütçeden öncelikli olarak memura mı, emekliye mi para aktarılacağı biraz da insaf işi diyelim. Emeklilerin durumu, 10 bin lirayla geçinmeye çalışan emeklilerin durumu, emin olsun memurlarımız, emeklilerden kendilerinden diyelim daha zor. Evet, mutlaka herkesin alım gücü kaybı oluyor ama yılda bir kez zam alan asgari ücretli ne yapsın? Yılda bir kez zam alan emekliler ne yapsın? Maaşı 10 bin lirada kalan emekliler ne yapsın? Bunu da düşünmek lazım. Sonuç olarak o bütçede o emeklinin vergisinden, işçinin vergisinden ve şirketlerin, Türkiye'nin kasasından oluşuyor. Buna da dikkat ederek toplumun sinir uçlarına, hassas uçlarına dokunmadan bazı açıklamalar yapmak lazım. Uşak'ta Haziran ayında 31,5 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Uşak 2024 yılı Haziran ayına 31,5 milyon dolar ihracat tutarıyla geride bırakırken 2023 yılı Haziran ayı ihracatının %9 gerisinde kaldı. Afyon şehirdeyiz değerli izleyenler. Tüm Afyon'a hizmet için parti rozetini çıkardım. Başkan Köksal görevde geçen 100 günü değerlendirdi. Benim amacım bütün Afyon'a hizmet etmek. Dolayısıyla %51 oyla seçilmiş bir başkan olarak görmüyorum kendimi. Tüm Afyon'a karşı sorumluyum ve o nedenle CHP tarafından belediye başkanlığına aday gösterildiğim 10 Ocak 2024 tarihinde partimin rozetini çıkardım. Ay yıldızlı rozetimi taktım. Burcu Köksal'ın sözleri. Değerli izleyenler, Afyonkarahisar'da bu sabah saatlerinde yaşanan depreme ilişkin bazı görüntüler var. O görüntüleri sizlerle paylaşalım. Sonrasında gazete turuyla devam edelim. Afyonkarahisar'da bu sabah 06:24'te meydana gelen depremin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini sizlerle paylaşalım. Bir dükkan içerisinde yer alan televizyon ekranının sallanması depremin şiddetini, boyutunu gözler önüne seriyor. 06:24'te 4,4 büyüklüğünde deprem yaşandı bu sabah Afyonkarahisar'da. Başka bir görüntümüz var mı değerli izleyen, değerli rejimiz? Devam edelim. Gazeteyle devam edeceğiz. Afyon şehirdeyiz. Köksal geride bırakılan 100 günü değerlendirdi. Dedik, Afyonspor'u şirketleştirmemiz gerekiyor. Burcu Köksal kulübün şirketleşmesi gerektiğinin altını çizdi. Biz Mazbata'yı almadan önce kötüye gidiyordu. Mazbata'yı aldıktan sonra biz takımın küme düşmesini engelledik. Buradan Afyonspor Kulüp Başkanı Nadir Güzbey'e teşekkür ediyorum. Gerçekten çok uğraştı, gayret etti takımın ligde kalması konusunda. Takımı ligde tutmayı başardık. İkinci hedefimiz ligde şampiyon etmek diye konuştu Burcu Köksal. Devam ediyoruz. Burdur, Anadolu'da 1954'ten beri diyor Burdur gazetesi. Enflasyonu TÜİK'e değil emekliye, memura, çiftçiye sorun. TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partisi'nin KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrenciler, İYİ Parti'nin TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri ve DEM Parti'nin PTT, CHP'nin Türkiye-AB ilişkileri üzerine verdiği grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü. Burdur Milletvekili İzzet Akbulut kürsüden hitap etti.
enflasyon sepetinin içerisinde neler olduğunu, neler olduğunun belirsiz olduğunu ifade etmiş Akbulut. Salı pazarında kural dışı park faciası. Bu durumdan dolayı pazara mal indirmek isteyen pazar esnafıyla alışverişe gelen vatandaşlar karşı karşıya geliyor demiş Burdur gazetesi. Çöplükte bulunan onlarca buzağı leşi korkuttu. Çöplükte kimliği belirlenemeyen kişi ve kişilerce 30'u geçen buzağı ve küçük dana ölüsü atıldı. Her gün sokak hayvanlarını besleme yapan Burdur Patili Kalpler grubu besleme alanında onlarca ölü buzağı ve küçük danaların atıldığını görünce şok oldu. Demokrat gazetesi Isparta'ya gidiyoruz değerli izleyenler. Konut sektöründe milyarlar aktardık. Isparta'da yılın ilk 5 ayında toplam 2451 konut satışı gerçekleştirildi. Ekonomik sıkıntılara rağmen şehir genelinde milyarlarca lira konut sektörüne aktarıldı. Ortalama 3 milyon TL'ye satılan daireler ekonominin de bel kemiği konumuna geldi. Vedat Şenol istifa çağrılarına cevap verdi. CHP Isparta İl Başkanı Vedat Şenol, Isparta Belediyesi Meclisi'ndeki tartışmaların ardından sessizliğini koruduğu gerekçesiyle bazı gruplar tarafından istifaya davet edildi. Gülkent gazetesine bakalım, yine Isparta'dayız. Vali Baruş gençlik ve spor yatırımlarını inceledi. Isparta'da gençlik ve spor yatırımları tüm hızıyla devam ediyor. Vali Aydın Baruş, Anadolu Mahallesi'nde yapımı devam eden spor salonu ve güçlendirme çalışmaları tamamlanan Gençlik ve Spor Müdürlüğü ana hizmet binasında incelemelerde bulunmuş. Isparta'da Gazze'ye destek çadırı taşınıyor. Isparta kent merkezinde Filistin halkına destek amacıyla kurulan Gazze'ye destek çadırı yeni bir mekanda yeniden faaliyete geçecek. Belediye başkanına yakışmayan bir üslup. CHP'li başkanlığı belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen'le CHP'li belediye meclis üyesi Hüseyin Burak Bölükbaşı arasındaki tartışmanın ardından basın toplantısı düzenledi. Sulh Haber gazetesi. Kaçak yapıyı meclis kararıyla yasal hale getirdiler. IAŞ'ın merkez mağazası yanında sonradan imal edilen ve işletmelere kiraya verilen alanlar şikayet edilip yıkım kararı çıkınca Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen bu alanı mecliste yapılan imar değişikliğiyle yasal hale getirdi. Konuyu gündeme getiren CHP'li belediye meclis üyesi Burak Büyük Aşıcı, biz buna ret verdik ama AKP oylarıyla meclisten geçti demiş. Senirkent'te doğal gaz atağı. Senirkent Belediye Başkanı Hüseyin Baykal, çalışmalar 2 ila 2,5 ay arasında tamamlanmış olacak dedi. Aydın'ın hedefi var. Hedef gazetesine bakıyoruz. Yeni uygulamaya Aydın'dan destek. Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, 2025 yılı başında hayata geçecek olan ulusal taşıt tanıma sistemini kayıt dışılığa engel olacağı nedeniyle sonuna kadar desteklediğini açıkladı. Derin cahil ithamı. MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın bozkurt işaretinin milliyetçilere ve Türklere mahsus olmadığı yönündeki yaklaşımına ilişkin açıklama yaptı. Aydın ender iller arasındadır. Türkiye'deki vergi oranlarının yüksek olmasının kayıt dışının yüksek olmasından kaynaklandığına vurgu yapan Özmeriç, yeni sistemin hayata geçmesiyle birlikte kayıt altına alınanların vergi oranlarının aşağıya düşürülmesi gerektiğine de dikkat çekerek Aydın kayıt altına giren ender illerden biridir demiş Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç. Yeni Gün gazetesindeyiz, Muğla'ya gidiyoruz. 1000 dönüm orman yandı. Bodrum ilçesinde ormanda çıkan yangın 18 saat süren mücadele sonucunda kontrol altına alındı. Hava araçları sarp arazide soğutma çalışmalarına başladı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, 2024 yılının en ciddi yangınlarından birini yaşadık demiş. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum'da çıkan yangın bölgesinde söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Akbıyık, karadan müdahale çok zor oldu. Arkadaşlarımız kilometrelerce su hortumlarını taşıdılar. 2024 yılının en ciddi yangınlarından birini yaşadık demiş. Ses gazetesindeyiz. Kuşadası'nda sokakta muhtarlık yapıyor demiş Aydın'dan Ses gazetesi. Kuşadası'nda vatandaşa verdiği muhtarlık hizmetini 11 aydır sokakta sürdüren Kuşadası Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Kuşçu suskunluğunu bozdu. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı olarak sokakta kaldım, durumumu yetkililere anlattım demiş muhtar. Alıcık'tan CHP'li Tezcan'a bozkurt ayarı. MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın bozkurt işaretine yönelik sözlerine tepki gösterdi. Alıcık, CHP'li Tezcan'ın Türk tarihi ve CHP tarihi konusunda derin cahil olduğunu söyledi.
Uşak'a gidiyoruz. Ege'de yeni gün. Uşak'a yapılacak cami mecliste polemiğe yol açtı. Uşak'ta millet bahçesine yapılacak cami inşaatı gündemden düşmüyor. Uşak'a yapılacak meydan camii mecliste polemik konusu oldu. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba mecliste yaptığı açıklamada gündemde olan cami inşaatına değindi. Mecliste bir açıklama yaparak Uşak Belediyesi'ni eleştiren İsmail Güneş caminin planının değiştiğini ve alanının küçüldüğünü ifade etti. Mecliste verdi veriştirdi AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem dışı söz aldı. Uşak'ın sorunları hakkında söz alan Güneş, konuşmasının başından sonuna kadar Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı eleştirdi. Gazeteler turunu tamamladık değerli izleyenler. Şimdi haberlerle kaldığımız yerden devam edelim. Afyonkarahisar Valisi Doçent Doktor Kübra Güran Yiğitbaşı basın mensuplarıyla bir araya gelerek valilik makamında asayiş, güven ve huzur temini noktasında il genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vali Yiğitbaşı basın mensuplarıyla valilik makamında bir araya geldi. Teşekkür ediyoruz. Biz hem emniyet müdürümüze ve tüm personeline hem jandarma komutanımıza ve tüm personeline bu aranan. Afyonkarahisar Valisi Doçent Doktor Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ve İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan valilik makamında kameralar karşısına geçerek asayiş, güven ve huzur temini noktasında il genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayram süresince ilimizden 6.363.019 araç geçişi oldu. Bir önceki döneme göre burada %22'lik bir artış söz konusu kıymetli arkadaşlar. Ancak sevindirici tarafı %22'lik bir araç geçişindeki yüksekliğe, fazlalığa göre alınan sıkı tedbirler sayesinde ve kolluk güçlerimizin de ciddi özverili çalışmaları sayesinde bu bölgelerde, bu yollarda ölümlü trafik kazası meydana gelmemiş olup vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bir bayram geçişi geçirmeleri ve bayram yolculuğu yapmaları da mümkün oldu ve sağlandı. Bu bizim için sevindirici bir durum. Yine kıymetli basın mensuplarımız, yaz döneminin sizlerin de takip ettiği gibi en önemli konularından birisi örtü ve orman yangınları. Tüm Türkiye'de buna şahit oluyoruz. Örtü ve orman yangını serbest yayılma eğiliminde olan, yaşama birliği içerisinde bulunan canlı cansız bütün varlıkları yakarak yok eden bir ateş biliyorsunuz. 2024 yılında ne yazık ki önceki yıla göre arkadaşlar yaklaşık 10 kat daha fazla ve yanan alanda ise 25 kat bir artış olduğunu üzülerek söylemek durumundayız. Bu yangınların sebeplerine bakıldığında da büyük çoğunlukla anız yangınları ve piknikçilerin bıraktığı ateşler, yani insan kaynaklı yangınlar olduğunu söyleyebiliriz. Güvenlik güçlerimiz tarafından örtü ve orman yangını olayları yine titizlikle takip edilmektedir. Adli ve idari işlemler gerekli şahıslar hakkında devam ettirilmektedir. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Köksal, belediye başkanlığı görevinde geride kalan 100 günde hayata geçirdiği projeleri paylaştı. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, basın mensuplarıyla Afbel Otel'de düzenlediği kahvaltı programında bir araya geldi. Anne adaylarına süt desteğimiz olacak. Kahvaltıda gazetecilerle bir araya gelen Başkan Köksal, ilk olarak belediyenin giderlerinden bahsetti. 3 Nisan 2024 tarihi itibariyle borcumuz 1 milyar 574 milyon 884 bin 596 lira 96 kuruş idi. Mevcut borç tablosunu belediye binamıza, şehrimizin muhtelif yerlerine billboardlara asarak vatandaşlarımızın bilgi sahibi olmalarını sağladık. Bu 100 günlük dönemin sonunda gelir bütçemiz, vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, sermaye gelirleri ve özel gelirlerin toplamı ile 502 milyon 765 bin 574 lira 94 kuruştan oluşmuştur. Gider bütçemiz ise personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri, sermaye giderleri, sermaye transferleri, cari transferler ve faiz giderlerinden oluşan ki 26 milyon 500 bin lira faiz giderimiz mevcut idi. 506 milyon 994 bin 748 lira 7 kuruştan oluşmuştur. Daha sonra Başkan Köksal,
belediye başkanlığı görevinde geride kalan 100 günde hayata geçirdiği projeleri paylaştı. 8.650 ton soğuk asfalt, 3.425 ton beton asfalt, 2.024.068 ton üst temel, 36.750 ton dolgu malzemesi kullanılarak 57 mahallemizin sokak ve caddelerinin yol yapım ve düzenleme çalışmalarında malzeme serimi yapılmıştır. Şehrimizin muhtelif mahallelerinde yapılan parke yol ve altyapı çalışmalarından dolayı meydana gelen göçüklerin tamiratlarında 7000 metrekare bordür ve parke kullanılmıştır. Kadınhane Caddesi'nin tek yönden çift yöne dönüştürülmesiyle ilgili proje tamamlanmıştır. Kamyon garajı tesisine ait mimari, statik, mekanik ve elektrik teknik uygulama projeleriyle yapı yaklaşık maliyetleri ekip arkadaşlarımız tarafından hazırlanmaktadır. Program basın mensuplarının sorularının yanıtlanmasıyla son buldu. Kuru peyzajdaki amacınız nedir? Buralarda Türklüğü ön plana çıkarıyorsunuz. İçişleri Bakanlığı yeni bir operasyon başlattı. Define 1 operasyonunda tarihi eser kaçakçıları yakalandı. Binlerce tarihi esere el konuldu. Operasyonun detaylarını muhabir arkadaşımız Mustafa Cenik aktaracak. Günaydın Mustafa, söz sende. Günaydın Kadri Kaplan, teşekkür ediyorum. Hemen detaylarından bahsedelim. İçişleri Bakanlığı İzmir merkezi 24 ilde Define 1 operasyonu yürüttü. Operasyonla kaçak kazılarla elde edilen Türkiye'ye ait tarihi eserleri yurt dışına kaçıran 47 organize suç örgütü üyesi yakalandı. Operasyonun detaylarını ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı. Sosyal medya hesabından duyurdu operasyonun detaylarını. Operasyonu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ortak yürüttü. Operasyon tarihi eser kaçakçılığı ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarına yönelik İzmir merkezli 24 ilde düzenlendi. Banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu Avrupa ve ABD'de faaliyet gösteren 5 farklı müzayede evinden örgüt elebaşı konumundaki şahsa ve aile bireylerine yaklaşık 72 milyon lira döviz cinsinden para gönderildiği tespit edildi Kadri Kaplan ve bu paranın suç grubu üyeleri ve bu gruba menfaat sağlayan şahıslar arasında da paylaştırıldığı yine tespit edilmiş oldu. Operasyon detaylarından ayrıca 2020 yılında Hırvatistan'da ele geçirilen ve Türkiye'ye iade edilen 1057 adet Türkiye kökenli tarih eserinde örgütün faaliyetleri kapsamında yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Peki operasyon sonucunda hangi tarihi eserler ele geçirildi? Ne kadar tarihi eser ele geçirildi? Hemen onun da detaylarından bahsedelim Kadri Kaplan. Operasyon sonucunda 6.325 adet sikke, 997 adet obje, 5 adet dedektör, 2 adet tabanca ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mühimmat, fişek ele geçirildi diyebiliriz Kadri Kaplan. Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabına yaptığı paylaşımda operasyonu yürüten personele teşekkür etti. Yerlikaya, tarihi ve kültürel mirasımıza zarar veren bu topraklara ait tarihi eserleri yurt dışına kaçırmaya çalışan tarihi eser kaçakçılarına nefes aldırmayacağız dedi. Böylelikle Kadri Kaplan, alıştığımız siber göz operasyonları gibi sayısız operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Artık tarihi eser kaçakçılığına ait de bir operasyon serisi başlatıldı. Bunun adı da Define. Bugün de Define bir operasyonu yürütüldü ve 24 ilde 47 şüpheli yakalandı. 72 milyon liralık kaçakçılığında önüne geçilmiş oldu diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Mustafa Ceni'ye. Değerli izleyenler, birkaç artçı sarsıntı daha oldu Afyonkarahisar'da farklı saat dilimlerinde. Onları da sizlerle paylaşalım hemen. En son 07.56'da olduğunu paylaşmıştık. 07.56'dan sonra 08'de yine Merkez Afyonkarahisar'da küçük bir sarsıntı yaşandı. 1,3 büyüklüğünde, 1.3 büyüklüğünde. Yine saat 08.40'da 2.3 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Daha sonra 08.55'te 2 sarsıntı arka arkaya ve 08.56'da yani yaklaşık 1 dakika içerisinde 3 küçük boyutlu, küçük ölçekli sarsıntı yaşandı. 1.8, 1.2 ve 1.0 şeklinde sarsıntılar yaşandığı bilgisini de paylaşalım. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından iki bölgeye daha halk ekmek büfesi kazandırıldı. Sadık Bey Toki konutları ve Dört Yol mahallelerindeki vatandaşlar artık ekmeğe daha kolay ulaşabilecek.
Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Şöyle veriyorum. Vatandaşlar sıcacık taze ekmeklerini artık daha kolay satın alabilecekler. Başkanım bir tane bunu, köy ekmeğinden 3 tane bu ekmekler. 2 tane bundan, 3 tane bundan, 2 tane bundan. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Sadık Bey, TOKİ konutları ve 4 yol mahallelerinin bulunduğu bölgeye halk ekmek büfesi açıldı. Açılışa Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın yanı sıra YÜNTAŞ Müdürü Kemal Doğan da katıldı. Ben de 5 ekmek, 1 tane de bundan alalım. Tamam, şöyle. Bir market ve benzeri hiçbir şey olmadığı için ekmek almaya bile uzak yerlere giden vatandaşlar bu duruma çözüm bulunmasını istiyordu. 4 tane mi? Evet. Büfenin açılışının ardından artık vatandaşlar ekmeklerini alarak evlerine götürmeye başladı. Teşekkür ederim. 5 ekmek. Evet. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal açılışta yaptığı konuşmada vatandaşların seçim öncesi talebini yerine getirdiği için duyduğu mutluluğu dile getirdi. Burada gerçekten büyük bir mağduriyet yaşanıyordu. Vatandaşımızın, burada yaşayan hemşerilerimizin en yakın ekmeği alabilmesi için Özdilek Alışveriş Merkezi'ne gitmeleri gerekiyordu. Bugünden itibaren buraya bu halk ekmek büfesini kazandırdık. Burada yaşayan hemşerilerimiz halk ekmek büfesinden ekmeklerini alabilecekler. Artık TOKİ evlerinde oturan, Sadık Bey TOKİ'lerde oturan hemşerilerimizin ekmek almak için Özdile'ye veya bir başka yere gitmesine gerek kalmayacak. Dört Yol Mahalle Muhtarı Mustafa Akyıldız da açılışla ilgili şöyle konuştu. Mahalle sakinlerimiz uzakta Özdilek ve Afyum tarafından ekmek almaktaydı. Şimdi artık ucuz kaliteli ekmeğe 5 liraya ulaştılar. Köy ekmeğimiz, çavdar ekmeğimiz ve simit ve poğaçamız da olacak. Sabah 8 ve akşam 7 ile hizmet verecek. Belediye başkanımıza, müdürlerimize, YÜNTAŞ müdürümüze ve bütün belediye çalışanlara teşekkür ederim. Bir tane köy ekmeği alabiliriz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Afyonkarahisar'ın artık dünya motocross şampiyonasıyla bilindiğini söyledi. Bekir Yunus Uçar, dünya motocross şampiyonasının Eylül ayında düzenlenecek Afyonkarahisar etabı öncesi açıklamalarda bulundu. Afyonkarahisar Dünya Motocross Şampiyonası vesilesiyle start ve finish noktalarında 186 ülkede canlı yayınlanıyor. Dünya Motocross Şampiyonası 7-8 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde ödüllü pistte yapılacak. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar açıklamalarda bulundu. Afyonkarahisar'ın dünyada tanınan seçkin bir il olduğunu ifade eden Başkan Uçar şunları söyledi. Afyonkarahisar gerçekten tüm dünyada artık motocross dünya şampiyonasıyla, motocross'un yapıldığı dünyanın seçkin illerinden biri namıyla anılır oldu. Bunu her yerde de örnek veriyoruz ve işaretliyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinde arama motorlarına Afyonkarahisar diye yazdığınız zaman bu termal veya sucuk veya gastronomi veya mermer gibi detaylarla, argümanlarla tanıtım faaliyetleri değil de Dünya Motocross Şampiyonası'nın yapıldığı seçkin şehirlerden biri şeklinde birinci sırada çıkıyor. Sürdürülebilirliğin önemine dikkat çeken Uçar, şampiyonanın artık spor turizminin gözbebeği organizasyonlarından biri haline geldiğini ifade etti. Uluslararası organizasyonlar içerisinde en uzun süre ülkemizde yapılan organizasyon unvanı MXGP'ye yani Motocross Dünya Şampiyonası'na ait. Eğer bir organizasyonu uzun süre, yıllara sari bir lokasyonda, bir destinasyonda yapıyorsanız o organizasyonun değeri çok çok daha büyüyor, çok çok daha ilgi artıyor ve katma değerli bir organizasyon haline geliyor ki Motocross Dünya Şampiyonası'na baktığımızda artık spor turizminin göz bebeği organizasyonlarından bir tanesi haline geldi. Seyircinin şampiyonaya yoğun ilgi gösterdiğini de hatırlatan Uçar, herkesi Afyon'a davet etti. Dünya Motocross Şampiyonası'nda tüm motor sporları sevenleri ve tüm spor severleri veya tüm etkinlik severleri Afyonkarahisar'da ağırlamanın heyecanı içerisindeyiz. Herkesi bekliyoruz. Devlet üniversitelerinde ikinci öğretim uygulamalarının tamamı kaldırıldı. Gelişmeyi Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar duyurdu. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerdeki ikinci öğretim programlarının kaldırıldığını bildirdi. Özvar, karar devlet üniversitelerini kapsıyor dedi. Vakıf üniversitelerinin de gelecek yıl programlarını bu karara yönelik yapmaları istendi. Bu kapsamda Özvar, devlet üniversitelerinden vakıf üniversitelerinde devlette olduğu gibi ikinci
öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir ifadelerini kullandı. Geçen yıl yaklaşık 80 bin öğrencinin ikinci öğretim programlarına yerleştiği bilgisini de haber metnine ekleyelim. Uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 57 şüpheli yakalandı. Narkoçelik 26 operasyonları 236 ekip, 1596 personel ve hava araçlarıyla aralarında İstanbul, Antalya, Bingöl ve Diyarbakır'ın bulunduğu 12 ilde gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaştı. Operasyonlarda 57 uyuşturucu satıcısı yakalandı, 28'i tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözaltına alınan diğer kişilerin işlemleri devam ediyor. Aramalarda 426 kilogram uyuşturucu madde, 3.915.485 uyuşturucu yapımında kullanılan madde ve 2.512.000 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız açıklamasını yaptı. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız devam edecek ifadelerini kullandı Ali Yerlikaya. İzmir'in Urla ilçesinde görevli bot ekibi tarafından bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Urla açıklarında 24'ü çocuk, 53 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın açıklamasına göre Urla açıklarında görevli bot ekibi tarafından bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 24'ü çocuk, 53 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. İzmir'in Çeşme ilçesinde denizde düzensiz göçmenlerin olabileceği ihbarı üzerine harekete geçildi. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgeye sahil güvenlik helikopteri, sahil güvenlik dalış timi ve 4 sahil güvenlik botu sevk edildiğini aktardı. Yapılan çalışmayla 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 8 göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Yerlikaya kurtarılan göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı son düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmasının ardından arama kurtarma faaliyetlerinin sonlandırıldığını bildirdi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğleden sonra başlayan orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 100 hektar alan zarar gördü. Öte yandan Diyarbakır ve Gaziantep'te anız yangınları çıktı. Yangın ormanlık alanları da etkiledi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'nün harekete geçmesiyle 400'den fazla personelle söndürme çalışması başlatıldı. Hava kararına kadar 10 helikopter ve 8 uçakla çalışmalara destek verdi. Gece ise Türk Silahlı Kuvvetleri, gece hareket kabiliyetine sahip 2 helikopterle devreye girdi. Yangın bölgesine gelen Muğla Valisi İdris Akbıyık, 2024 yılının en ciddi yangınlarından birinin yaşandığını ifade etti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yaklaşık 100 hektar nitelikli orman alanının zarar gördüğünü açıkladı. Çalışmalar gece de devam etti. Yangın yoğun uğraşlarla çevrelendi ve büyümesinin önüne geçildi. Sabah saatlerinde ise ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başladı. Öte yandan Diyarbakır ve Gaziantep'te de anız yangınları çıktı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan yangında 10 dönüm anız ve ormanlık alan zarar gördü. Buğday ekili alanlardaki anızın yanmasıyla başlayan yangın daha sonra meşelik alana sıçradı. Çıkan yangına 3 arazöz ve 2 itfaiye aracı ve 17 personelle müdahale edildi. Yangın kısa bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını tomaların desteğiyle söndürüldü. Kırsalda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. Gaziantep'te serinlemek için gölete giren 11 yaşındaki bir çocuk suda çırpınmaya başlayınca kardeşiyle bir kişi daha suya atladı. 3 kişi boğularak hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde çobanlık yapan kardeşlerden serinlemek için gölete giren çocuk bir anda suda çırpınmaya başladı. Kardeşinin boğulduğunu gören 18 yaşındaki abi suya atlayıp kardeşini kurtarmaya çalışırken o da gözden kayboldu. Kardeşleri kurtarmak için gölete atlayan 21 yaşındaki başka bir kişi de sudan çıkmayı başaramadı. Kaybolan 3 kişinin cansız bedeni ekiplerin yaptığı çalışmayla göletten çıkarıldı. Ülke genelinde yaz yağmurları etkili olmaya devam ediyor. Bazı bölgelerde sağanak yağış sele dönüştü. AFAD Başkanı Oktay Memiş, meydana gelen sel ve dere yataklarının taşmasıyla ilgili uyarılarda bulundu. Bayburt'ta hayvanlarını otlatan bir çocuğa yıldırım çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kentte bir süredir devam eden sağanak yağış sele neden oldu. Erzurum'da meteorolojinin sarı alarm verdiği alanlarda kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Karayazı ilçesinde hayvanlarını otlatan bir genç, sağanak sonrası debisi yükselen dereyi geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. AFAD ve ekiplerin saatler süren aramalarının ardından gencin cansız bedeni düştüğü yere 40 kilometre uzaklıktaki Ağrı'nın Tutak ilçesinde dere kenarında bulundu. Oltu ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı taşan Dümbüllü Deresi vatandaşları korkuttu. Sel sularıyla coşan dere ekili arazilere zarar verirken evleri de tehdit etmeye başladı. Erzurum'a giden Afet ve Acil Durum Yönetimi AFAD Başkanı Okay Memiş, derelerin ıslahı için bazı projeleri hayata geçirdiklerini belirtti. 111 adet eskavatör iş makinesini alıp DS ile protokol yaparak Türkiye'nin özellikle Karadeniz bölgesinde başlayarak riskli dereleri ıslah ediyoruz. Oralarda makinalı çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmamız yaklaşık 1-2 aydır devam ediyor. Memiş, vatandaşların birçok yerde riskli durumlara karşı uyarıldığını ve bu uyarıların mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Ağrı'nın bazı ilçelerinde de sel nedeniyle ev, ahır ve yollarda hasar oluştu. Tarım arazileri zarar gördü. Ayrıca kentte bir süredir devam eden sağanak sonrası meydana gelen sel, restorana dönüştürülen tekneye zarar verdi. Yan yatan 21 metre uzunluğundaki teknenin sulara kapılıp sürüklenmemesi için vinç ve kepçe ile çalışma yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu ayrıca inşaat maliyet endeksi verilerini de yayımladı. Buna göre inşaat maliyetleri yıllık %72, aylık ise %1,1 oranında artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu inşaat maliyet endeksi verilerini yayımladı. Peki bu veriler ne anlama geliyor? Bu endeks işçilik ve malzeme ayrımında inşaat maliyetlerindeki değişimleri ölçüyor. Bina inşası, bina dışı inşaat maliyetleri ve inşaat için gereken tüm ücret artışlarını hesaplıyor. TÜİK, malzeme ve işçilik kalemlerini ve ağırlıklarını belirlemek için 77 inşaat projesini analiz ediyor. Bunun sonucunda ise 2300 ürün ve ağırlıklarını tespit ediyor. Ortaya çıkan endekse sıfırdan bir bina inşa etmenin geçen yıla göre masraflarının ne kadar arttığını gösteriyor. Bu veriye bina enflasyonu da deniyor. TÜİK'in yayımladığı verilere göre inşaat maliyet endeksi Mayıs'ta bir önceki aya göre %1,11 arttı. 2023 Mayıs ayına göre ise bu oran %72,78 olarak gerçekleşti. Mayıs'ta malzeme endeksi %1,25 arttı, işçilik endeksi ise %0,84 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %58,75 arttı, işçilik endeksi ise %108,93 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi Mayıs ayında 1,36 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %71,51 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre %0,30 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %77,10 arttı. Bina dışı yapılarda malzeme endeksi %65,09 oranında artarken işçilik endeksi de %111,44 arttı. Tekrar geçmiş olsun Afyonkarahisar diyerek kapanış yapıyoruz. Yarın 08'de yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın.